Şimdi ben bir çok sevimli bir bitki türünden bahsetmek istiyorum. Konuyu biraz değiştireceğim Didemciğim. Salvinia adlı bir bitki türü bu. İlk başta Brezilya'da görünmüş ve aslında sadece Brezilya'da varmış. Fakat 10 yıl kadar önce Yeni Gine açıklarında birinin akvaryum suyunu denize boşaltması sonucunda bir çift Salvinia nehre karışmış. Ve nehre karıştıktan sonra çok hızlı bir şekilde üremeye başlamış. Fakat bu üreme nasıl bir üreme? Bir metrelik halı şeklinde bütün çok nehri kaplayacak şekilde bir üreme. Resmini görebilsek daha iyi anlarız. Burası bir nehir gördüğünüz gibi. Bu nehre çok çok kalın 20 santimlik 30 santimlik evet nehir. Bu gördüğünüz bir bitki. Şimdi burada çok olağanüstü bir durum var. Çünkü buradaki bitkinin bütün nehri kaplaması bu derece kalınlıkta bir bitki örtüsünün nehri kaplaması tabii ki çok ciddi orada yani oranın ortamı için çok ciddi sorunlara sebep olmuş. Orada balıkçılık meydana geliyorken balıkçılık yapılamaz hale gelmiş. Orada çeşitli hayvan türleri yaşıyorken o hayvan türleri yaşayamaz hale gelmiş. Çocuk ve böylelikle bayağı bir şey. Bayağı bir şey. Ve çok kısa bir süre içinde kilometrelerce bir alanı kaplayabilecek bir durumu olmuş yani. Öylesine etkili bir bitki türü. Bunun için insanlar teknolojik yöntemleri çok geliştirmişler. Bir deterjan türü üretmişler. Fakat bu deterjan türü sadece kısa bir süre için buna etkili oluyormuş. Sonra tekrar bitki üremeye başlayıp tekrar aynı hızla bütün nehri kaplamaya devam ediyormuş. Bunun sonucunda da hiçbir şekilde teknolojik hiçbir yapılan işlem buna bir sonuç verememiş. Gerçekten öyle çok ilginç bir şey. Daha sonra bir tane böcek keşfetmişler. Çok ilginçtir. Bunun ismi de Citobrogrus salviner. Artık Latince isim herhalde. Nasıl tutarsın yani? Anlayanlar ve duyanlar. Bu küçücük böceğin en önemli özelliği bu bitkiyle beslenmesi. İşte bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla bu bitkinin bütün oradaki hayatı etkileyecek, bu derece şiddetli etkileyecek zararlı etkisinden bu böcekle kurtulabilmişler. Bu bölgelerdeki bakın koskoca 3 ayrı ülkede bütün nehirleri istila eden bir bitki türü. Ancak sadece küçücük, minnacık bir böceğin yardımıyla, vesilesiyle, Allah'ın vesile etmesiyle. Çünkü Allah onunla beslenen bir böcek yaratıyor. Önce böyle musallat olan bir bitki türü yaratıyor. Arkasından da onu ortadan kaldıracak bir böcek yaratıyor. Bakın insanların 21. yüzyıl teknolojisinin kesinlikle önüne geçemediği, hiçbir şekilde çözüm bulamadığı böyle bir soruna bir böcek gayet sakin oraya gidip onu yiyerek çözüm olabiliyor ve nehirler yine eski haline çok kısa bir süre içinde döndürülebilmiş bu böceğin yardımıyla yani bu böceğin verildiği nehirler en kısa zamanda açılmış, balıkçılık tekrar başlamış, faaliyetler, endüstri tekrar başlayabilmiş. İşte Allah böyle güzel yaratıyor dünyamızı, böyle çeşitliliklerle yaratıyor, orijinal olaylarla yaratıyor. Fakat onlara da çözümleri yine Allah'ın yarattığı mucizevi canlılarda görüyoruz biz. Bulduran da Allah o canlıyı. Gerçekten yoksa öyle. Kimsenin haberi olmaz. Zaten hepsi çeşitli tevafuklarla keşfedilen şeyler oluyor. Normalde insanlar ne bilsinler bir bitkinin, bir böcekle ancak bertaraf edilebileceğini. Fakat Allah onu yaratıyor ve onu oraya koyuyor Allah. Ki insanlar görsünler Allah'ın yaratmasındaki bu olağanüstülüğü incelesinler diye. İşte bu bir sanattır, sanatçının sanatı. Çok yüce büyük sanatçının sanatı. Darwinistler tesadüf deyip duruyorlar. Halbuki ne o bitkiyi ne o böceği tesadüfler asla ve asla var. Biliyorsun Küba'da da çok uzun süredir ambargo olduğu için birçok şey ulaşmıyor Küba'ya çok uzun süredir. O yüzden böyle büyük bir yerde tarım yapılması mümkün olmuyor Küba'da çünkü ulaşım için kullanılması gereken ulaşım araçları da yeni olarak yok orada ve onları taşıyacak benzin de yok. O yüzden compound adı verilen böyle küçük küçük bahçelerde insanlar kendi evlerinin önünde genelde kendi yetiştirdiklerini satıyorlar ve onlarla yani kendi etrafından alıyorlar sadece. Burada da zirai ilaçlar da tabii ki yok. Zirai ilaçlar şimdi olmadığı için çünkü onları yapmaları gereken kimyasal maddeleri alamıyorlar. Şimdi aynı senin dediğin gibi bazı mesela haşeriler bazı bitkileri yiyor. Onlara karşı başka bir böceği oraya getirip o böcekle beslenen bir böcekle karşı koyuyorlar. Ve bu şekilde çok uzun süredir maşallah Küba'da sağlıklı bir şekilde tarım yapmayı başarabildiler. Bu arada bu bitkiyle ilgili bir şey daha ekleyeyim. Bunu emmeyebilmek için 5 metrelik kalınlıkta çelik duvarlar örmüşler nehrin içine. Onları da parçalayıp geçmiş bitki. Maşallah. Maşallah. Bayağı güçlü aslında. Tohumun yarılması da öyle toprakta.
çok büyük bir mucize. O kadar bazı tohumlar bilirsiniz çok katıdır. Hatta taşla bile çok zor kırılır. Ona rağmen o filiz işte onu yarıp çıkabiliyor. Allah orada maşallah. Da çok büyük bir güç, büyük bir mucize yaratıyor maşallah.